Hocam malum 19 Mayıs haftasındayız. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi almak isteriz açıkçası. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Efendim kutlu olsun. Öncelikle bizim ülkemizdeki bayramlar gerçekten genelde baktığınızda ilginç. Bilmiyorum dünyada başka ülkede var mı ama çocuklara ve gençlere bayram armağan etmek bence çok ilginç ve üzerinde durulması gereken bir fikir. Zira sıklıkla önemini unuttuğumuz bazı şeyleri hatırlamak için aslında insanlar kültürlerinde bayram yaparlar. İşte bizdeki dini bayramlar da öyledir. Kurban Bayramı malum işte yakınlaşma falan filan vesilesi. İşte Ramazan Bayramı yine Ramazan'ın bitimini falan kutladığımız hatırlama vesileleri. İşte yakınları ziyaret falan var işin içinde. Ama çocukları ve gençleri senede bir gün de olsa özellikle devlet nezdinde bayram yapacak kadar önemli bir yere konumlandırmak bence çok önemli. Ve bunu hediyeden Atatürk'e gerçekten şükran borçluyuz, teşekkür borçluyuz. Ve bizim için yani benim için özellikle bir önemi daha var. Bir numaralı kızım Aybike Hanım doğum gündür aynı zamanda. Kendisi 19 Mayıs Üniversitesi'nde 19 Mayıs 2000 tarihinde dünyaya gelmiş olup bizim için 19 Mayıs ekstra çift katlı bir bayramdır. Dolayısıyla bu bayram vesilesiyle de gençlerin, gençliğin bir ülke için ne kadar önemli olduğunu ve Türkiye gibi birçok Avrupa ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla okul çağında genç birey barındıran bir ülkenin gençliği nasıl kullanabileceğini bir daha düşünüp bir daha bu büyük potansiyeli ve mirası nasıl faydaya dönüştürebileceğini masaya yatırması için bence bu çok güzel bir fırsat. Hepimizin 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Daha nicelerine hep beraber diyelim. Gençler, gözümüz sizde. Ne yapıyorsak sizin için yapıyoruz. Hadi bakalım siz de imkansızlık şu bu falan filan demeden artık önünüzde ne varsa onu yapmakla dünyayı değiştirmeye başlayabilirsiniz. Gelecek sizde. Şimdi gene iki soru var hocam, birleştirmiş oldum benzer gördüğüm için. Sizin de her zaman söylediğiniz bir şeye gönderme de yapıyor aynı zamanda. Enes Arık sormuş. Hocam, beynimiz boş vakti, boş şeyleri niçin bir zevk olarak görüyor ve neden vücudu sürekli bu duruma sürüklüyor? Bu durumun tersini beyne eğitemez miyiz? Yani kısacası yeni bir şeyler öğrenmeyi beyine zevk alabileceği bir aktivite olarak nasıl gösterebiliriz demiş. Bir de İpek Uygun demiş ki, üzerimde sonsuz bir tembellik isteği var. Sevdiğim şeyleri bile yapamıyorum. Bunun olması normal midir? Her insanda bu olur mu? İnsanın anatomisi hareket için olduğu halde nasıl bu kadar tembel olunabiliyor? Evet, Enes ve İpek, derdinizde yalnız değilsiniz. Modern zaman insanın çoğu zaman yaşadığı, özellikle gençlerin bu aralar çok yoğun yaşadığı problemler bunlar. Birincisi şu boş kalmak, boş durmak, boş zaman. Galiba bu terimin bir masaya yatırılması lazım. İnsan boş kalamaz. Yani boş diye bir şey yoktur. Serbest zaman vardır, serbest bir dönem vardır ve onun içerisinde de beynimizin, bedenimizin, işte karaciğerimizin ve bağırsağımızın hepsinin ortak bir özelliği var. Onlar boş duramazlar. Yani bir şey yapmaları lazım. Yani devamlı çalışmaları lazım. Mesela işte daha önceki videolarda belirtmiştim, zihnimi durduramıyorum falan diyenlere işte bağırsağınızı ya da kalbinizi durdurmak ister misiniz diye sormuştuk. Tabii bunu durdurmak istemiyoruz çünkü onların çalışması çok hayati. Aynı şekilde beynin de devamlı çalışması gerekiyor. Zira milyonlarca yıllık evrimsel süreçte beynin üzerine düşen iş bu. Sorun çözmek, düşünmek, devamlı düşünceler üretmek vesaire. Fakat can sıkıntısı, tembellik. Şimdi bu tip şeyler sebepleri muhtelif olmakla beraber ben çok yaygın gördüğüm bir şeyin teşhisini yaparak kısa yoldan gitmeye gayret edeceğim. O da şu ki hayatımızda çoğu zaman kendimizin istediği şeyler yerine başkalarının istediği, sistemin gerektirdiği, bize dayatılan şeyleri yapmak zorunda kalıyoruz. Ve o kadar fazla bizim isteğimiz dışında, bizim arzumuz dışında ilişki biçimi, iş biçimiyle iç içeyiz ki kendimizle baş başa kaldığımızda kendi hoşumuza gidecek ya da kendi ideallerimizi gerçekleştirecek bir şeyler için yola çıkma, adım atma enerjisi çoğu zaman kalmıyor. Ve genellikle o işte kendi başımıza kaldığımızda ben ne yapacağım ya da önümde bir görev dururken onu son tarihe kadar erteleye erteleye sürekli savsaklama halleri ki genel olarak işte tembellik dediğimiz şey biraz böyle zuhur ediyor, böyle kendini gösteriyor. Bu yorgunluğumuzdan kaynaklanıyor. Ben özellikle genç arkadaşlara vakit varken sıklıkla anlatmaya çalıştığım şeyi burada bir daha tekrarlamak isterim. Başarı eşittir çalışma formülü çok sıkıntılı bir formüldür. Çünkü ne başarının ne olduğunu kimse biliyor. Ne de çalışmanın yöntemi, metodolojisi ve ağırlığı konusunda ya da daha doğrusu sıklığı konusunda bir görüş birliği var. Dolayısıyla önce bizim için başarı ne? Yapmak istediğimiz şey ne? Sonra ne çalışmamız lazım? Yani bunun için ne yapmamız lazım? Kendi hayatımızda kendimizi inşa etme bağlamında bunu bir yerine koyarsak o zaman bu tembellik ya da can sıkıntısı dediğimiz şeyin çoğu zaman uçup gittiğini görüyoruz. Bunu ben nereden biliyorum? Size böyle havadan teorik bir konuşma yapmıyorum. Aynı bu soruyu soran arkadaşlar muhtemelen genç arkadaşlarımdır.
arkadaşlarım herhalde yaşlarını bilmiyorum ama onların yaşlarındayken de bunu çok derinden yaşamış bir insandım. Hala arada bir kendimi öyle bir yerde bulabiliyorum tabii ki. Bu bir insanlık hali olabilir ama çok uzun dönem bu tembellik, atalet ve harekete geçememe halini yaşamaktan kurtulabilmemin altında ne yapacağımı keşfetmem yatıyor. Yani mesela şu anda işte sevgili Ozan'la çektiğimiz bu video o yaptığım işin bir parçası. Ben bilgiyle uğraşmak ve bilgiyi insanlara aktarmak konusunda bir hayat çizgisi izlemeye karar verdiğim günden beri çok şükür ne canım sıkılıyor, ne işte kendimi böyle çok atıl ya da hareketsiz hissediyorum, ne tembellik yapmaya fırsatım olabiliyor. Evet, ben de arada bir tembellik yapıyorum ama bu dışarıdan tembellik diye adlandırılıyor. Ben buna kuluçka ya da mayalama dönemi adını veriyorum. Bazen istediğiniz şeyi yaparken, güzel, tam istediğiniz doğrultuda bir hayat yaşarken sıklıkla durup biraz böyle hiçbir şey yapmadan durabilmeniz lazım. Hep anlattığımız beynin rölanti moduna ihtiyacımız var. Hiçbir şey yapmadığı, hiçbir şeyle uğraşmadığı o özel modda mayalanma yapmasına ihtiyacımız var. Yeni fikirler, yeni düşünceler, yeni yöntemler, yeni yollar. Beynin ancak o halindeyken ortaya çıkarabildiği, keşfedebildiği şeyler. Dolayısıyla eğer bir amacınız varsa tembellik diye bir şey yok. Sadece serbest vakitleri verimli bir şekilde değerlendirmek bu. Burada zihinsel mayalama için vakit ayırmak var. Ama devamlı olarak başkalarının istediklerini yapıyorsak, öğrenciyseniz muhtemelen öyle bir hayat yaşıyorsunuz şu anda. Habire sınavlara yetişiyorsunuz, işte bilmem neler değil mi, ödevler mödevler, aman Allah'ım kabus gibiydi. Eğer böyle bir şey yaşıyorsanız maalesef boş kaldığınızda tek yapabildiğiniz şey tembellik oluyor. Genç arkadaşlara tavsiyem, aslında yaş olarak söylemiyorum, kendini genç hisseden, hala ömür planı olan, hayali olan herkese tavsiyem, ne yapıyorsanız, yani işiniz, öğrenciliğiniz vesaire sıkıcı olabilir, başka dayatmaları takip etmek zorunda olabilirsiniz, hiç fark etmez. Hepimiz aynı dertten muzdaribiz ama ne olur kendinizle ilgili bir şeyi ortaya koyun. Ve haftada bir saat olsun ona rutin zaman ayırın. Bakın görün, ne tembellik, ne sıkıntı, ne yalnızlık, ne bunalım, ne depresyon sizi o kadar etkileyecek. Hayatta anlam veren bir şeyiniz varsa her türlü sıkıntı rutin katlanabilir hale gelir. Ve adına tembellik dediğiniz o durma dönemleri de kendiliğinden uçuşup ortadan kalkmaya başlar. Çünkü artık zihninizin adeta bir kaymaklı ekmek kadayıfı ya da efendim Hatay künefesi yermişçesine lezzet alacağı bir uğraşısı vardır arka planda. Ne zaman tırnak içinde boş kalsa kendisini orada bulur, onunla uğraşmaya başlar. Artık boşluk vakitleri, adına dışarıdan tembellik de deseler fark etmez, sizin bir amacınız varsa üretken bir döl yatağına, üretken bir kuluçka makinesine dönüşür. Dolayısıyla zihnimizin yaşadığımız hayata verdiği anlamla çok alakalı bir sorudur genellikle bu sorulan sorular. Bir şey bulalım, peşinden gidelim, bir şey buluruz, iki ay sonra fikir değiştiririz, hiç mahsuru yok. Bir şeyler arayalım yeter ki hayatımızı peşine takacağımız, hah bunu yapmak için dünyaya geldim diyebileceğimiz bir şey bulalım ve onun peşine gidelim. O zaman tembellik sorun olmaktan, bütün gündemimizden çıkacak. Herhalde size bunu anlattığımı annem babam falan izlerlerse bayağı güleceklerdir. Çünkü muhtemelen tembellik konusunda hayatımın uzunca bir döneminde ciddi literatüre girebilecek bir performans sergilemiş bir insan olarak size bunları anlatıyorum. Fakat dediğim gibi eğer bir dert varsa tembellik çok önemli bir silahtır efendim. Kullanınız. Tembellikten o kadar da zarar gelmez. Ha olmadı. Aylakla övgü Bertrand Russell okuyabilirsiniz. Değil mi? Yani aylaklık iyi bir şeydir netice itibariyle. Hiçbir şey yapmamak da aslında çok mümkün değil hocam. Yani sonuçta sürekli bir şeyle uğraşıyoruz. Aslında o uğraşmamız gerektiğini düşündüğümüz şeyi yapmama hissiyatı bizim tembel olduğumuzu veya hani bir şeyleri yerine getirmediğimizin hissiyat. Aynen. Sıklıkla tekrarladığım, özellikle bağımlılıkla ilgili seminerlerde sıklıkla söylediğim bir şey var. İnsan zihni meşgul olmak için yaratılmıştır. Meşgul olmayan bir zihin, bir şeyle doldurulmayan bir zihin uyuşturulmak ister. İkinci bir alternatifi yoktur. Bu uyuşturma da bin bir çeşitli olabilir. Yani kendinizi eğlenceye sararsınız, uyuşturucuya sararsınız, lüzumsuz aktivitelere sararsınız, taraftarlıklara, kindarlıklara, düşmanlıklara, arzulara, korkulara, bilmem nelere, bir şeylere bağlanır gidersiniz ve beyin neticede eğer başı boş bırakırsanız gider bir şeye bağlanır. Yani sistem böyle kurgulanmış, yapacak bir şey yok. İnsan olmak zor ama bir taraftan da çok kolay, çok zevkli. İnşallah herkes doğuştan getirdiği kancayı takacak güzel bir yer bulur. Yüzlerce vesile var. Bir tek şu cenderenin içinden çıkıp sağa sola bakma cesareti bulabilmeye bakıyor. Bütün bu yaptığımız işler, şu çektiğimiz bütün videolar, burada yaptığımız bütün eğitimler, bütün konuşmalarımızda o cesareti verebilmek için. Hayat kocaman, tek bir işle uğraşmak için fazla uzun, tek bir meslekle tüketmek için fazla karmaşık. Dolayısıyla bir sürü şey yapabileceğimiz bir yerdeyiz. Ne maddi imkana, ne çok uzun boya, ne çok yakışıklı ya da güzel olmaya hiçbir şeye ihtiyaç yok. Sadece ve sadece içinde bulunduğumuz benzersiz koşulların imkanlarını şöyle her gün bir niyet ederek dikkatle taramaya ihtiyaç var. Hadi gayrı, sıkılmak diye bir şey yok, tembellik diye bir şey yok. Kendimizi bulalım, kafi. Ve formülümüz nedir? Yine en sonunda tekrarlıyoruz. Sen buraya yazıyorsun onu. Kendine iyi bak, göreceksin. Açık beyin.